Uçak mezarlığı dendiği zaman genellikle çöllerde yan yana duran onlarca belki de yüzlerce uçak aklınıza gelir. Bu mezarlıklar aynı zamanda yeniden canlandırma merkezleridir. Çünkü ihtiyaç olduğu zaman o uçaklar tekrar bakım yapılarak yeniden hayata, daha doğrusu yeniden göklere döner. Şimdi sizi 3100 uçak ve helikopterin olduğu, toplam değeri 34 milyar dolarlık bir uçak mezarlığına doğru götüreceğim. Arizona, Tucson'da dünyanın en büyük uçak mezarlığı var ve bu mezarlık aslında çok büyük bir bakım merkezi. Çünkü uçaklar ihtiyaç olunduğu zaman yapılacak bakım işlemiyle tekrar gökyüzüne dönüyor. Bu nedenden dolayı da aslında uçaklar orada başıboş bir şekilde yatmıyor. Sürekli bakım ve kontrolden geçiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri bir dönem ihtiyaç fazlası olan ve 2008'de çöle kaldırılan Boeing imalatı B52 tipi bombardıman uçağını yeniden bakım yaptı ve tekrar aktif olarak envanterine aldı. 2008'den 2021'e nereden baksanız arada 13 yıl uçmamış bir uçak var. Bu uçak aylar süren bakım işleminden geçirildi. Yüzlerce işçi bu beylikliği yeniden aktif etmek üzere çalıştı ve tam 30 milyon dolar harcandı. Sonuçta Amerika 13 yıldır kullanmadığı bir bombardıman uçağını tekrar envanterine almış oldu. Biraz önce de videonun girişinde belirttiğim gibi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en büyük tırnak içinde uçak mezarlığı Arizona'da yer alıyor. Peki neden çöller seçiliyor bu konuyla ilgili? çöllerin seçilmesinin en büyük nedeni buradaki nemin çok düşük olması. Nem çok düşük olduğu için uçakların en büyük derdi metallerde korozyon oluşmuyor. Yani korozyon aslında metal yapı içerisinde çatlaklara, hasarlara neden oluyor ve o uçağın yapısı içerisinde en büyük sorunların başında. İstanbul'da bir uçağın durması mı çok daha riskli yoksa çölde mi? Tabii ki çölün kuru havası uçaklara veya helikopterlere iyi geliyor. Öncelikli olarak çöl bölgeleri seçiliyor. İkinci önemli dikkat edilecek husus ise toprağın veya çöldeki kumun yapısı. Çünkü binlerce uçağı yan yana park edebilmek için binlerce metrekare apron gibi böyle sertleştirilmiş yüzey hazırlamak zorundasınız. Bu da tabii çok ciddi bir maliyet. Bunun önüne geçmek için bu tür merkezlerde toprak yapısı dikkatle inceleniyor. Örneğin Arizona'daki bu merkezde az yağış nedeniyle toprak o kadar sertleşmiş ki adeta beton gibi sağlam bir yapıya sahip. Tonlarca ağırlıktaki uçak buraya park edildiği zaman tekerleklerin üzerine çökmüyor ve uzun süre zeminde batmadan durabiliyor. Bu nedenle de kuru havadan sonraki ikinci çok önemli faktör de tabii ki toprak yapısı oluyor. Arizona'daki bu merkez 1946 yılında açılmış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan güçlerinin binlerce uçağı tekrar tabi savaş bittiği için hizmet dışına çıkıyor ve bu uçakları da belirli bir yerlerde en azından değerlendirilinceye kadar beklemesi gerekiyor. Ve araştırmalar sonrasında Arizona Tucson'daki bu merkez kuruluyor. Amark olarak adlandırılan bu merkez uçakların beklediği bir nokta ve aynı zamanda da çok ciddi bir bakım merkezi. 800'den fazla teknisyen hem askeri ve sivil bu merkezde görev yapıyor. Bir uçak ihtiyaç fazlasıysa yani aktif hizmetten çıktıktan sonra buraya geliyor. Bazı uçaklar, helikopterler sadece birkaç hafta kalıyor. Bazıları ise 50 yıldır bekleyen hava araçları bu merkez içerisinde yer almakta. Uçak geldikten sonra Burada öncelikle depolanmaya hazırlık işlemi başlıyor. Yakıtı boşaltılıyor, yağı boşaltılıyor ve uçak korumaya alınıyor. Birçok bölgesi siyah özel bir boyayla kapatılıyor. Kokpit gibi içeride elektronik eşyaların olduğu yerler ise bu siyahın üzerine özel bir beyaz boyayla boyanıyor. Beyazın amacı güneş ışınlarının geri yansıtılması ve içerideki sıcaklığın düşürülmesi. Ardından motorları ve diğer açık olan bölümleri kapatılıyor ve uçak park pozisyonuna alınıyor. Tabii bu park pozisyonuna alındığı zaman yerde onlarca noktadan uçak bağlanıyor. Çünkü hava araçları uçmak için tasarlanmışlardır. Önden esen bir rüzgar, çok kuvvetli bir rüzgar, bazıları ise motorları söküldüğü için normalden çok daha hafifler olduğu yerde hava araçları havalanıp çok ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenden dolayı yere sabitleniyor bu hava araçları. Başta da belirttiğim gibi bu uçaklar aynı zamanda mevcut görevdeki uçaklar içinde birer aktif yedek depo anlamına geliyor. Yani gereken malzemeler bu uçaklardan sökülüyor ve daha sonra burada aktif olarak kullanılan uçaklar için gerekli bakım işlemi yapıldıktan sonra buradaki uçaklara gönderiliyor. Merkezin bir başka özelliği de 4 yılda bir depolanan uçakların eğer tabi üzerindeki bütün parçaları tamsa, motorları tamsa tekrar çalıştırılması ve uçuşa hazır olarak tutulması. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni bir gelişme olduğu zaman buradaki bakım merkezinde uçak tekrar detaylı bir bakımdan geçiriliyor. Bütün parçalar yıkanıyor, üzerindeki toz toprak gideriliyor, arkasından tekrar bakım alınıyor ve bu bakım işlemi arkasından da uçak yeniden uçabilir hale geliyor. Şu an bu merkezin üzerinde çalıştığı önemli projelerden biri de hizmet dışına çıkmış F-16 uçaklarının hedef uçak haline getirilmesi. Amerikalılar hedef uçak dendiği zaman bir Q harfi koyuyorlar uçağın başına. Kuyrukları turuncu rengi boyanan Q F-16'lar daha sonra pilotsuz hale getiriliyor. Ve daha sonra e, savaş uçaklarının hava hava füze atış eğitimlerinde aktif olarak kullanılıyor. Pilotlar gerçekten havada ama pilotsuz uçan F-16'ya karşı kendi işte Amram, M9 Sidewinder veya başka hava hava füzelerini deneyerek gerçekçi bir eğitim gerçekleştirmiş oluyor. Bu anlattığım işin askeri tarafı. Bir de sivil tarafı var. Malum son bir yıldır koronavirüs nedeniyle sivil havacılık sektörü çok büyük bir darbe yedi. Şu anda hava yollarının elinde yaklaşık 34 bin civarında yolcu uçağı var. Bu yolcu uçaklarında neredeyse 20 bini yere indi. Tabii ki normalde her gün vızır vızır uçan bu uçaklar nerede depolanacaktı? Hemen havayolu şirketleri az kullanılan meydanlar, kuru iklime sahip yerleri seçmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Avustralya'da, Afrika'da belirli bölgelerde, İspanya'da bu tür şartları sağlayan çeşitli hava alanları, havalimanları var. Buraya uçaklar gönderildi. Bu merkezler aynı zamanda askeri havacılıkta olduğu gibi de birer bakım merkezleri. Peki yolcu uçakları bu kısa dönemli depolama işlemi içerisinde ne tür bakım işlemlerinden geçiriliyor? Tabii ki uçak alındıktan sonra işte kokpiti camları gibi kabinde kokpitte zarar görmemesi gereken noktalar özel olarak kapatılıyor. Güneş ışınlarını yansıtacak olan işte alüminyum folyolar veya çeşitli beyaza boyamak gibi farklı farklı yaklaşımlar uçak üzerine uygulanıyor. Uçaklar park haline aldıktan sonra bakım işlemleri haftalık, 14 günlük, aylık, 6 aylık ve yıllık olarak devam ettiriliyor. Bu süreç içerisinde örneğin ayda bir uçakların motorları çalıştırılıyor. Belirli süreler içerisinde tekerleklerin yerleri değiştiriyor ki aynı yere basmasın diye. Aynı zamanda uçak üzerinde yakıt bırakılmıyor, motorlardaki hidrolik veya diğer yağlar alınıyor ve zaman içerisinde bu yağlar tekrar kontrol ediliyor. Çalıştırılacağı zaman da tabii ki motora bunlar veya diğer sistemlere tekrar yağ ikmali gerçekleştiriliyor. Bu süreç içerisinde uçağın planlı bakımları varsa bunlar yapılmaya başlanıyor. Yani aslında havayolu şirketlerinin filolarının önemli bir kısmı yere inerken teknik bakım ekibi ise çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirmek zorunda. Çünkü ileride bu uçaklara ihtiyaç olduğu zaman tekrar yolcu talebi arttığı zaman Uçakların hızlı bir şekilde hizmete alınması gerekiyor. Depolan uçaklarla ilgili tabii ki anlatmak istediğimiz önemli bir noktada Boeing 737 Max'ler. Malum iki kaza arka arkaya gelmiş arkasından 13 Mart 2019 tarihinde verilen emirle tüm Boeing 737 Max yolcu uçakları yere inmişti. Türk Hava Yolları'nda da bu uçaklardan 12. Korendon Hava Yolları'nda da bir tane 737 MAX vardı. Yaklaşık 20 ay yerde kaldı bu uçaklar. Önce FAA Aralık 2020'de arkasından Avrupa Havacılık Otoritesi EASA tekrar uçabilir yetkisini verdi. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu uçakların tekrar uçabilirliği konusunda onayı vermesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde Boeing 737 Max'ler yerde bekletildi ama dediğim bu tüm bakım işlemleri teker teker yapıldı. Ve uçaklar sanki yarın uçacakmış gibi aktif olarak tutulmuş durumda tabi bunu anlatırken küçük bir espriyi de burada anlatmak istiyorum sizlere. İsrail Hava Yolları Elal Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 azaldığı için depolanmak üzere, bakılmak üzere ayrı bir yere kaldırılıyor. Fakat kapılar kapanırken içeri bir kedi giriyor ve kedi tam 14 gün uçağın içinde kalıyor. Hayvan tabi aç karnı acıkıyor. Kokpit de bazı yerleri kemirmeye başlıyor ve kokpitte de ciddi hasara neden oluyor. Teknisyen uçağın yanından geçerken kokpit camında kediyi görüyor ve hemen müdahale ediliyor. Uçağın kapısı açılıyor ve arkasından kedi kurtarılıyor ama 14 gün uçağın içinde mahsur kalan kedi epey uçağın sistemlerine zarar vermiş durumda. Gördüğünüz gibi havacılıkta işte uçaklar, yedek parçalar, motorlar hepsinin fiyatları inanılmaz yüksek. Milyon dolarları konuşuyoruz. Bu değerlerin düzgün bir şekilde depolanması, gerektiğinde tekrar kullanılması için aktif halde tutulmaları gerekiyor. Aktif olarak tutmak için de özel şartların sunulması var. Ee, tabii ki Türkiye'de işte sivil havacılıkla ilgili çalışmaları anlattım size. Türkiye'de de bu işlemler genellikle... Jet uçaklarının, savaş uçaklarının bakımlarının yapıldığı Eskişehir'de bulunan Hava İkmal Bakım Merkezi'ndeki depolarda yapılıyor. Ama uzun süre bunları ne kadar aktif tutuluyor? Ne kadar gerektiğinde tekrar uçuşa dönecek standartlara sahip tabii bunlar için özel bir çalışma ne yazık ki ülkemizde yok. Bunlarda belirttiğim gibi her biri milyon dolarlık ihtiyacımız olduğu zaman hemen aktif bir şekilde hizmete döndürülmesi gereken önemli değerler. Umarız bunlarla da ilgili çalışmalar yapılır. Sonuçta Türkiye içerisinde oluşturulacak bu merkezler herhangi bir kriz durumunda hem sivil anlamda hem de askeri anlamda çok önemli bir altyapı sunabilir. Bu merkezlere, bu bekleme noktalarına örneğin Nişantaşı'nda kurak iklime sahip yerler seçilebilir bunlarla ilgili yanına açılacak bir bakım merkezi aynı zamanda bu sistemlerin sürekli faal sunması ve ülkemize de bir şekilde döviz kazandırılmasına da imkan sunabilir. Bugünkü konumuzda uçak mezarlıkları olarak bildiğimiz ama aslında sistemlerin depolandığı, aktif tutulduğu, ihtiyaç halinde yedek parça veya uçakların, helikopterlerin faal edildiği merkezlerde sistem nasıl çalışıyor bunu anlatmaya çalıştım size. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. İşbirlikleriniz için bize ulaşmak isterseniz info.tolgozbek.com adresinde bize mail atabilirsiniz. Sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.